Merhaba dostlarım. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay, amfi neden kendini korumaya alır? Yani bu amfi neden kırmızı ışık yakar? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sizden özel ricamdır bu. Diyerek konumuza başlayalım. Şimdi anlatmaya çalışacağım olay amfi arızası değil arkadaşlar. Şimdi amfi arızalıdır, kırmızı ışıklıdır, devamlı. Bu farklı bir olay. Şimdi amfi arızalandıysa o işin farklı bir boyutu. Benim size burada anlatmaya çalışacağım olay yapılan hatalardan dolayı çözülebilir amfinin kendini korumaya alması sorunuyla alakalı olacak. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı birkaç tane sorun var. Bu sorunları çözerseniz ve amfiniz arızalı değilse, bakın amfi arızalıysa bu yaptıklarınız hiçbir işe yaramaz. Çünkü sonuçta amfi arızalı, buna yapabileceğiniz bir şey yok. Tamir edilmesi lazım, servise gitmesi lazım, bakımı yapılması lazım. Ben kendi adıma ihtiyacım dışında amfi tamiri yapmıyorum. Genelde tamirli ürün satmam. Çok nadirdir, öyle takastan tukastan gelmesi lazım. Onu da özellikle belirtirim. İşte tamir olmuştur ya da tamir olması gerekiyordur diye. Tamirli ürün satmayı sevmem. Çünkü ses sistemlerinin tamir edildiğinde istenilen performansı vermediğini ben bilirim. Çoğu müşterim de bilir. Bilmese de ben söylerim zaten. Diyerekten konumuza devam edelim. Şimdi bu amfi sisteminde. Arkadaşlar bu sistemi beslediğimiz kablolar var. Bir artı bir eksi, bakın burada. Kırmızı olan artı, siyah olan eksi. Bantlamışım burada karıştırmayayım diye. Bu kablolar olması gerekenden inceyse, yani şöyle incecik hoparlör kablosuyla amfi tesisatı çektiyseniz ya da güçlü bir amfiye 8GA bir kablo çektiyseniz bu amfi kendini korumaya alabilir. Ama bu tarz korumada şöyle olur. Nasıl olur onu söyleyeyim ben size. Eğer ki kablo yetersiz olduğunda amfi kendini korumaya alıyorsa kendini şu şekilde korumaya alır. Normal amfiyi çalıştırırsınız, amfi çalışır, düşük seste ses gelir, yani normal bir şekilde çalışır. Ama siz sesini çok açtığınızda, mesela ses 20'ye gelene kadar çalışır, daha çok açtığınızda kapanır. Amfi kendini korumaya alır. Bu tarz bir durum yaşıyorsanız eğer aracınızın kabloları yetersiz oluyor olabilir. Şu gördüğünüz güç kabloları olması gerekenden daha ince olabilir. Şimdi her amfiye gerekli gücü sağlayan kablolar vardır. Bu kabloları hani amfiden amfiye göre değişir. Mesela bu amfiyi 8GA bir kablo ile besleyebilirsiniz. Ama ne bileyim 250 RMS'e sahip bir amfiyi 8GA kablo ile besleyemezsiniz. Yetersiz olur. Yüksek sesi açtığınızda, ses sistemi parçalarınız da amfiniz kadar kaliteliyse eğer amfi kendini korumaya alacaktır. Bu ilk şey. Bu genelde dediğim gibi ses açınca kendini korumaya alır. Bu kablolar yetersiz geliyorsa. Onun dışında bir diğer husus. Güç kaynağınız yetersizse. Bakın arkadaşlar. Bu amfiyi beslediniz. Mesela ev ve iş yerlerinde yapıyorsanız adaptörler kullanıyorsunuz. Aracınızda da akü kullanıyorsunuz. Şimdi aracınızın aküsü bunu beslemeye yetersiz olabilir. Kullandığınız amfiyi. Neden öyle söylüyorum? Şimdi gördüğünüz bu amfinin yanında sigortalar var. Bakın burada 2 tane sigorta var. Şöyle göstereyim. Bu sigortalardan bir tanesi 25, diğeri de 25 amper. Toplamda 50 amper sigorta var burada. Şimdi aracınızda 45 amperlik bir akü varsa, 45 amperlik bir aküyle bu amfiyi çalıştırır mısınız? Çalıştırırsınız, herhangi bir sorun olmaz. Ama güçlü tesisat elemanlarına sahipseniz ve aracınızın aküsü dediğim gibi 45 amper bir aküye sahipseniz, yüksek sesi açtığınız zaman amfi kendini kapatacaktır. Hatta genelde şöyle olur. Yani amfi kendini kapatacaktır dediğim kırmızı ışık yakacaktır. Yani korumaya alacaktır. Genelde şöyle olur. Bu şekilde bir işlem uyguladığınızda eğer ki akünüzün yetersiz olmasından dolayı kaynaklanan bir koruma olayı oluyorsa bu sadece amfiyi de kapatmayabilir. Aynı şekilde aracınızın teybini ve aküyle irtibat içinde olan parçaların da kapanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü şöyle bir durum oluyor. 45 amper bir aküye daha yüksek bir amper şarj dinamosu koymuyorlar sonuç itibariyle. O yüzden yetersiz kalıyor güçlü amfilerde. Bu da şeye itiyor sizi. İkinci bir akü kullanmaya, şarj dinamanızı güçlendirmeye gibi şeylere itiyor. Akünün dediğim gibi düşük amperli, amfinin de yüksek amperli olması da amfinin kendini korumaya almasına sebebiyet veriyor. Şimdi gelelim bir diğer hususa. Bir diğer husus ise amfi kablolarının birbirine teması. Bu özellikle basta olur. Çünkü bas bağlarken yani basın arkada jackları olur. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi basta hani şu tarz jacklar olur. Hani kablosu sökülüp takılabilsin diye kolaylıkla. Sonuçta biz de kullanıyoruz bunları. Ya bunların içinden birbirine olan bir temas oluyor. Genelde dışarıdan olur ama içinden de oluyor. Hani yaşadığımız durumlar var bu konuyla alakalı. Burada jacklar takılmış ama kablolar düzgün sarılmamış, birbirine temas ediyor. Kabloların birbirine teması da bu amfinin kendine korumaya almasına sebebiyet verir. Onun dışında hoparlör kablolarının dediğim gibi birbirine teması. Mesela bakın bu kırmızı olan artı, siyah olan eksi. Bunlar bir şekilde amfi açıkken birbirine dokunursa amfiniz kendini korumaya alabilir. Şimdi bütün amfiler böyle mi? Hayır. Hepsi, bu dediğim olay hepsinde yok. Ama çoğunda var. Kabloların birbirine teması amfinin kendini korumaya almasına sebebiyet verir. Yüksek çoğunlukta olanlarında bu durum yaşanabilmekte arkadaşlar. Dediğim gibi kablolar birbirine değerse amfi kendini korumaya alır. Tekrardan sistemi başlattığınızda düzelir. Eğer kabloları birbirinden ayırdıysanız, eğer ki ayırmadıysanız yine kendini korumaya alacaktır. Şimdi biraz da rahatsızım, kusura bakmayın, burnumu çekip duruyorum. Bir diğer husus, şimdi gelelim son anlatacağım olaya. Eğer ki kablolar yetersiz oluyorsa, yani güç kablosu tamam yetersiz değiştirdiniz ama özellikle bu dediğim de baslarda yaşanır. Baslar için güçlü kablolar kullanılması gerekmektedir. Şimdi 300-400 RMS bir basa şu şekil kablolar kullanırsanız, hani gördüğünüz gibi kaç bunlar, 1,5'luk ince kablolar. Bu tarz kablolar kullanırsanız eğer, siz sesi yüksek açtığınız zaman amfi kendini korumaya alabilir. Çünkü bu kablolar yetersiz gelir. Bu kablolar yetersiz olduğu için amfi kendini korumaya alır. Ve siz sistemi tekrar başlattığınızda, yani kontağı kapatıp açtığınızda ya da teybi kapatıp açtığınızda sorun düzelir. Tekrardan yüksek ses açtığınızda amfi tekrardan kendini korumaya alabilir. Şimdi bu tarz durumlarda şöyle bir şey de var. Yorumlarda hemen muhalefet olan arkadaşlar var. Hani onlara da artık aman vermek istemiyorum. Hani her şeyi başını sonunu dinlemeden direkt şey yapıyorlar. Eleştiri yapıyorlar. Yani videoyu izlemeden eleştiri yapanlara da ayrı bir gıcık oluyorum zaten. Onu da hani belirtmek isterim. Hani videoyu izlersin, bir eksik vardır, onlara amenna. Onlara zaten gerekli arkadaşlar yazıyor. Şey yapmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani eksiğimiz varsa belirtiyoruz falan ama videoyu izlemeden 3-5 saniyesini izleyip yorum yapanlara da sinir oluyorum diyebilirim. Nerede kalmıştık? Bu baslarda güçlü kablolar kullanılması gerekir ve bu bütün amfiler için aynı değildir arkadaşlar. Şimdi adamın amfisi var, incecik kablo kullanmış, büyük bas kullanmış, kullanıyor, problem olmuyor gibi durum olabilir. Bütün amfiler için aynısı geçerli değildir. Yine dediğim gibi ama büyük çoğunluğu için bu geçerlidir arkadaşlar. Dediğim gibi amfinizin durumuna, kullandığınız ses ekipmanının durumuna göre kullanacağınız kabloyu seçmelisiniz arkadaşlar. 16 GA hoparlör kabloları oluyor genelde. 8 GA tek amfilerde sıra, yani çok yüksek RMS değerine sahip olmayan amfilerde 8 GA, daha yükseğinde 4 GA. Kullandığınız bir kabloyla 2-3 amfi besleyeceksiniz. 0 GA akü şase kabloları kullanmanız gerekiyor. Hani bunlar önemli detaylar. Ama amfinin kendini korumaya almasına sebebiyet veren hususlar başlıca bunlar. Eğer ki amfiniz sağlamsa. Bu bahsettiğim hususlarda hepsinde, şu an size bu amfiyi kendini korumaya alıyor kısmındaki durumların hepsinde sistem yeniden başladığında amfi kendini korumaya almaz ama yapılan hata tekrarlandığında yine korumaya alır. Yani siz amfi kendini korumaya aldı, güç kablonuz yetersiz. Siz teybi kapattınız, geri açtınız, teybiniz çalışır. Sizi yükselttiniz, amfi gene kendini korumaya alır. Bu bahsettiğim durum arıza değildir. Amfinin kendini korumaya alması durumudur. Ve bu durum bir arıza değil, yanlış kablo seçimidir ya da yanlış tesisat seçimidir gibi durumlardır arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.